Herkese günaydın, merhaba. Şimdi ben bugün biraz eşim erken gelecek ve güvercinlerimize, tavuklarımıza bakacağız. Kivimizin yerlerini biraz düzelteceğiz. Artık havalar çok iyi. Ama ilk önce dedim ki bir haşhaşlı çörek yapalım. Çünkü sahurda falan yeniyor. Eşim geçen gün çocuklar çok sevdiler. Oğlum hiç yememişti ama çok sevdiği için tekrar yapacağım. Hem de sahurda da yeriz. İki tane yumurtanın ben ördek akı kırdım, onu söyleyeyim. Ördeğin yumurtasıyla yapıyorum pasta ve keklerimi. İki tane yumurtanın akını aldım, sarılarını üzerine yapacağız, ayırdım. Bir tane yaşmaya kattım. Şunu şöyle hafif elimle yumurtayla yapayım. Sonra içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık su, ikisini karıştırdım birbirine. Ilıklar şu anda. Ben sütle suyu karıştırıp ılıtıyorum. 1 su bardağı zeytinyağı. Hamurumu hazırlayayım. Ben dışarıda işlerimi yapana kadar o kalkar, kabarır. Ondan sonra yaparım. Güzel oluyor yani haşhaş. Sahurda güzel oluyor. Biraz da kaldırırım dolaba. Sahurda çıkartırız, yeriz. Bizler genelde eskiden derken hala tabii yapıyoruz da kete yaparlar bizde. Tatlı ve tuzlusu olur onun. Ben çok mesela tuzlu olunca çok susarım diye yemiyorum fazla. Zaten ben fazla da bir şey yemiyorum da. Bir tatlı yemek kaşığı şöyle ayarlayayım, elimi yıkayayım. Bir yemek kaşığı da tuz. 2 yemek kaşığı toz şeker katıyoruz. Şekilde biraz ezelim. Unumuzu yavaş yavaş başlayalım. 1 saate zaten kabarır. Bunun tarifi biraz farklı olacak haşhaşlı çöreğin. Zaten bu işlem kabardıktan sonra gerisi çok kolay oluyor. Şöyle yedireyim. Artık evlerin önünü falan toparlıyoruz. Bu sene çok kar yağdı. Karadeniz Zonguldak Ereğli'ye gerçekten yani insanların yani çatılarına kadar yıkıldı. Bizim de kivinin oraları falan biraz yıkılmıştı. Biraz yapmıştık. Şimdi biraz daha şöyle biraz hamur yedirelim. Daha sonra onları düzelteceğiz eşimle. Tavuklarım maşallah yumurtaya gelmiş benim. Artık yumurta yapıyorlar. Hepsi kendine bir yer bulmuş. Göstereceğim size. Hepsini ayrı ayrı bir yere folluk koyduk. Onların yerlerini düzelteceğiz. Güvercinlerim maşallah yani tavuktan çok yumurta yapıyorlar. Şimdi bir 6 yumurtam daha var güvercinde. Evet, hamurumuz oluyor. Biraz fazla olursa bohçada atarız. Ben bunu toparlayayım. Fazla bir şey olmasın süremiz. Bir saniye.
Bu arada 2 gündür oğlumu hastaneye götürüp getiriyorum. Ama üşütmüş. Az bir şey yağla şu şekil hamurumu topluyorum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur oldu. Elime vurarak. Ben bütün hamurlarımı bu şekil yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, 1 kilo bir su bardağı un gitti benim. Yani 6 su bardağı. Bakın çok güzel oldu hamurum. Bakar mısınız? Benim adım hamurcu nine olacak artık bundan sonra. Allah. Hamur işinde ya her şekilde iyi yaparım da her şeyi. Yani hamur gerçekten hamur yapmak da bir şey ister. Kızımı da öğretiyorum. Öğrensin. Çok güzel kek falan yapar kızım. Bakın hala elime yapışıyor. Sert bir hamur değil. İşte toparladım. Az bir şey yağla tekrar. Öyle işte elime tek tük yapıştı. Böyle elime hamurumuz tamamdır. Bu şekilde. Hamurumuz oldu. Böyle köşeyi koyalım. Ağzını kapatalım. Titreç. Naylon takalım. Kapatalım. Bir saniye. Çay da koydum, dışarıda içeriz diye şimdi. Evet. Bu şekilde kapatacağım. Kapağımızı da kapattık. Tamamdır. Böyle. Görüşürüz. Evet, bakın size neler göstereceğim. Bugün de böyle başlayalım. Şu şeyde leğen diyelim. Plastik leğende, kapta. 2 tane yumurtamız var. 2 tane o içeride var. 2 tane de burada var yumurtalarımız. Bunlar paçalı güvercinler. Takla atıyorlar. Taklacılar. Bak 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 sen ele bir sen garstayım ha. Ele ki ahır sesi gelir böyle. Ahırda böyle güvercinler gul gul. Yavru nerede? Hiç fazla dışarı şey yapmadığınız için şey yapamıyor bak. Aho. Annem beni çembiydin mi? Benim bu da benim oğlum kartopa benziyor. Şapkası var. Bak şapkası var. Gördün mü? Bu biraz değişik değil mi Ufuk? Hepsi değişik değişik olmuş. Çok güzeller maşallah. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altta var 11. Aynen bu çok küçük. Başı da kel. 11. 11 tane. Herhalde. Ha. Evet. Bugünkü böyle. Bu da benim. Ah. Yemleri hazır. Yarın vermene gerek yok. Camı istersen aç. Kız ne yapıyor? Buraları düzenliyoruz artık. Bir yandan akşamları Ben keser düzeltiyoruz. getireyim bak. Çöktü buralar kardan epe. Ben keser getireyim de. Kiviyi falan hallettik. Bekle. Keser getireyim. Budadık falan filan derken böyle odunları yakarım dışarıda. Horoz gel. Gel bili 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 gel bili bili horozum. Burada da var. Aslı. Yumurtlamadın mı? Niye kaçıverdin? Şöyle. Kivileri yaptık, üzümleri yaptık. Düzeltiyoruz. Şuraları temizleyeceğiz. Şu altı kapatacağız. Ufuk çalıştığı için akşamları geldiğinde
böyle. Size şimdi benim paçalılarım var. Onu da göstereceğim. Ufuk. Görüyorum. Bakın benim kıçım nereye yumurtlu. Sarı kızım, sarı kızım. Hani benim sarı kızım yumurtluyor. Burayı seviyor bu. Biz de buna Ufuk abisiyle burada yer yaptık. Kalkma yumurtla. Yumurtla tamam mı? O da bana hı diyor. Ufuk dursana önümde. Horoz. Ben şey yapıyorum ben. Bir dur. Korkuyorum horozdan. Yem getirmedin mi onlara? Burada da göstereyim ablaları. Arkamda duruyor musun? Korkuyorum. Bunlar ablaları küçük. Çok küçük paçalı horoz. Kız sen yumurta falan yapmayan mı kız? O da yakınmış. Bunlar ayrı. Çünkü bunlar küçük paçalı. Bunlar cins yaptık. Çünkü yumurtası oldu mu yavrulayacak. Yavrularımız olacak. Farklı farklı biz cinslerden çıkartıyoruz. Gır gır dök. Toplasanıza. Herkese merhaba. Ben sabahleyin nasıl yoğurduğumu onu da göstereceğim. Yoğurdum. Ondan sonra eşim benim biraz erken gelecekti. Ben de dedim bu arada haşhaşlı dedim. Sevdik yani biz. Gerçekten çocuklarımı sevdi. Ben zaten hani yapıyordum da oğlum sevince dedim yapayım dedim. Hatta sahurda da yeriz. Ondan sonra bakın size görüyor musunuz? Maşallah. Bu arada işte biraz kiviyle falan uğraştık yerleriyle. Artık dışarıya çıkmaya başlıyoruz. Hava çok güzel. Dün de çok güzeldi. Hatta evimi falan temizlemiştim. Oğlum rahatsızdı. Bugün ikinci günü. Ondan sonra okula göndermedim. Ne diyecektim? Ha, ıspanak yok. Pırasa yemeği yapmıştım. Bir de çorba yapmıştım. Şimdi bugün de haşhaşlı çörek yapıyoruz. Bakın size şimdi göstereyim. Çok da güzel oldu. Birazcık şuraya şöyle yağ sepiyorum ben sofraya. Yapıp dolaba da atacağım ben. Çıkartırız. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musunuz? Taşmış. Maşallah. Bakın 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 bu şekilde kendiliğinden düştü. Görüyorsunuz. Şöyle hatta çekeyim ben biraz geriye gideyim. Daha güzel görürsünüz. Bu şekilde oldu. Haşhaşım vardı. Geçen gün ağzını açmıştım. Dedim ki hani yapayım dedim elimdeyken. Ramazan'da da zaten iş güç yapılacak. Böyle. Elime biraz daha yağ sıkıyorum. Ve başlıyorum toparlamaya. Bu şekilde. Zaten sofrada yağ var. Biraz daha yağ sürelim. Ben şimdi bu hamuru şöyle bir tane şu şekil olsun. Yine bir tane de böyle olsun. Bunu böyle koyayım. Tam ve eşit. Gerçi fark etmez. Bunu da kenarda dursun. Ağzını kapatalım. O öteki küçükle de bir iki tane bohça yapar. Atarım şeye. Böyle yağlıyoruz. Biraz daha sürelim. Hiç oklava falan kullanmadan bu şekilde açıyoruz. Böyle. Bunu haşhaşı 200 gram haşhaş koydum ben. Geçen gün 50 gramını kullanmıştım. Gül gibi yapmışım bir küçük borcamda. Bunun 200 grama bir su bardağı zeytinyağıyla iyice açtım ben bunu. Şimdi bu şekilde bunun üzerine biraz boşaltalım. Şöyle yapalım. Şu şekil. Böyle. Bu şekilde elimizle bir yandan açacağız. Böyle. Büyüteceğiz. O kenardakileri sonra alırız. Hamurumuz bu şekilde elimizle büyütüp açacağız. Böyle.
Bakın hemen açılıyor. Evet. Çok da güzel oldu. Bakın. Güzel açılıyor. Böyle. Bu da yağlı olduğu için bu şekilde. Deniz, bana bıçak getirir misin oğlum? Ama dikkatli, aşağıya doğru tutarak, tamam mı? Bakın, açılıyor. Yağlı. Siyah böyle bir bıçak var, evet, büyük ama aşağıya doğru tutarak getir, tamam mı oğlum? Bu şekilde görüyorsunuz, koskocaman açıldı. Böyle. Şöyle çeke yaptınız mı? Heh, koy yere aşkım. Tamam, aferin benim oğluma. Heh, hadi şimdi git kapıyı kapat. Olmuş. Örneğine bak. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi bunu ortadan ikiye kesiyoruz. Bu şekilde. Bunları böyle bu üçgen bir şekilde bunları üst üste koyuyoruz. Böyle. Bu şekil. Böyle biraz daha ortaya alıyoruz. Tekrar bu şekilde açacağız. Ne yapacağız? Bakın biraz daha alıyorum üzerine. Bu da ötekisini. Şunu şöyle koyayım da şey olmasın. Tekrar açıyoruz. Bakın. Aynı ki yuvarlak şeklini tekrar vereceğiz. Yuvarlak şeklini getireceğiz. Şöyle biraz kalkayım. Şöyle sofrayı kendime doğru çekeyim. Daha iyi görün. Şöyle. Böyle büyütene kadar ortası falan bu şekilde. Bastırın. Ah, büyüt. Ben sadece size bir tane bu şekil göstereceğim. Ama ötekisini çekmeyeceğim. Kendim yapacağım. Videonun çok uzun olması. Bu arada inşallah türkülerimi de dünkü söylediğim beğenmişsinizdir. Şimdi biz bunu çayla içerik. Geri kalanı da atarım. Sahurda falan yemeğe. Böyle işte açıldı büyük. Böyle bu şekilde. Az bir şey daha sonda böyle sürürsünüz. Ha böyle. Bu şekilde. Elimden yine sürdüm. İki parmak şöyle kesirsiniz. Tabii herkesin iki parmak bazıları tombul ellidir. Benim ellerim ince. Başkalarının ellerini bilmiyorum. Elde nere far var. Ah bele, çok güzel oldu, çok güzel. Bundan sonra bu şekilde
bu şekilde katlayırsınız. Böyle bururuk. Böyle köşeye koy. Beklesin burada. Üstüne. Bir üstüne getirin ama. Bir tane şöyle o şekilde koydum ben. Bu şekilde dolayayım. Tepside. Bakın. Öteki tarafı getirir. Buraya koyuram. Bu şekilde. Böyle dolayın elinizle. Bunu da getir. Koy. Zaten hamur elinde adam uzanır. Böyle daha kolay olur. Böyle. Ya ben bu haşhaşlı şeyi gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum da. Bu arada ben kameralarda gerçekten kilolu çıkıyorum. Yani ben anlamış değilim. Bakın kilolu değilim. Evet biz çok hamuru şişiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yapıyorum yani. Sonuçta çocuklar okula gidiyor. Yani bir kantinde şey ne kadar. Evimde tostumu da çok güzel yapıyorum. Börekler de yapıyorum. Zaten kızım diyor anne sen yap diyor. Kantinde bekle bekle sıra diyor. İstemiyorum diyor. Zaten benim tostum kantindekilerden güzel oluyor. İşte böyle etli ekmek falan yaptığımda buzluğa atıyorum. Isıtıp koyuyorum kızıma. Zaten oğlum yasak kantinden yemesi. Onun beslenmeleri de meyvesidir. Fındığı, cevizi, bohçası, kek. Bu şekilde yapıp nasıl diyeyim size? Şöyle göstereyim ben. Şu şekilde koyayım. Canlar bu şekilde uzatın tepsinize doğru. Bakın bir tane koyayım size göstereceğim ben. Şöyle uzatın. Uzattınız mı? Tepsinizde bir oluyor. En sonunda da yumurta sarımız vardı biliyorsunuz. Akının iki tanesinin aklarını içine koyduk. Kısa olanların yanına ilk yaparsınız. Bakın yakın göstereyim. Bu şekilde yapıp dizmeye devam edeceğim. Ondan sonra yumurta sarısı sürerken görüşürüz. Ay. Evet, bakın bu şekilde yaptım, burarak uzun uzun koydum. Zaten tepside nasıl kabardığını görüyorsunuz. Bunun üzerine yumurta sarısı vuracağım şimdi. O arada biliyorsunuz küçük bir hamurum artmıştı benim. Bu şekilde yapıyorum. Onu da yine aynı o şekilde. Bu arada benim iki tepsi çıkmış oldu. İkinci hamurumu da aynen o şekilde açtım. Size o şekilde söyleyeyim. Böyle. Bunu da böyle koyuyoruz bunları. Altını vurarak. Yine aynen bu şekilde. Zaten hamur beklediği zaman inanır mısınız kat kat olmuş. Bu şekilde altını alalım. Böyle. Bu da bu şekilde olsun. Zaten bunu biz yeriz. Bundan da biraz yeriz herhalde. Biraz da dediğim gibi koyarım kabı, buzluğa atarım. Çıkar ye. Bu şekilde yumurta sarısı sürün üzerine. Şu anda fırınım ısınıyor. Bu sıcak olan bir fırına atılacak. Isınıyor şu anda. Şöyle sürdünüz mü? Gerçekten çok güzel oluyor. Buyurun yemeğe gelin. Vallahi gelin. Yakın olanlar varsa gelsin. Ya uzaklar gelene kadar
Gerçi geldiğiniz zaman yaparım size, öyle söyleyeyim. Zaten artık Ramazanlık iftara gelsin insanlar. Böyle bu şekilde yumurta sarısını sürüyoruz. Böyle değdirseniz yeter işte. Dediğim gibi ben pastalarımı, böreklerimi hep ördek yumurtasıyla yapıyorum. Kekler işte. Gerçekten bazıları köy yumurtası sevmez, kokuyor ediyor diye. Ama ben bilmiyorum, benimki hiç koku yapmıyor yumurtalarım. O verdikleri yemden mi artık? Hangi tür tavuk bilmiyorum ki. Böyle bu şekilde sürdüm gördüğünüz gibi. Bunlara da süreceğim bu şekilde. Böyle ben sürüp fırına atacağım. Attıktan sonra böyle bu şekilde sürün. Gördüğünüz yumurta sarısını. Ben biraz daha dağıtacağım. Çünkü videom çok olmasın benim. Bittikten sonra ben size göstereceğim. Görüyorsunuz oldu. Çok da güzel oldu. Size ben göstereyim. Şöyle. Bakın. İçi de pişmiş. Böyle kabarıyor. Çok harika oldu. Bakın yumuşacık. Bakın bakın. Çok güzel oldu. Sahurda yersiniz. Çok da güzel oluyor. Altını da size. Bakın böyle vurduğum için. Bakın böyle açılıyor. İçi de çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Altı bu. Bu şekil. Çok da güzel oldu. Şöyle biz oğlumla yeriz. Şimdi dışarıda çıkışı var. O gelir. Şöyle şu şekil. Şöyle keselim hatta. Harika oldu. İnanın bunun bak bu kadarı, biliyorsunuz bir tepsi de benim fırında var. Bunun bu kadarını, hani biz yesek bu kadarını yani kaç defa yeriz. Size bu şekilde dedim. Böyle bir vallahi bunu şey yapacağım yani. Böyle evet. Bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Haşhaşlı çöreğimiz. Niye sallanıyor bu yine böyle? İşte benim bu nedir bu çektiğim. Biz dışarıda biraz işlerimizi yaptık. Yine hava çok güzel. Yaz geliyor. Neler neler yapacağız inşallah. Beni izlemeye devam edin diyeyim. Ama bakıyorum da izlenme var mesela. Hani böyle beğeni tuşuna basın. Ya beğenmiyorsanız beğenmiyor deyin yani mesela. Ondan sonra yorumlar atın. Nerelerden yazıyorsunuz onları şey yapalım. Ondan sonra ne diyeyim? İzlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Abone olmayı unutmayın. Böyle destek verin bana. Böyle etrafınıza falan söyleyin. Sevdiyseniz eğer. Bir kusurum olduysa da kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.